Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an Fethiye'den çıktık ve yani Fethiye'yi biliyorsunuz her yeri ayrı güzel. Biz de her yerini yavaş yavaş gezeceğiz. Bakalım önümüze neler çıkacak. Balık tutacağız, dalış yapacağız, yemek yapacağız. Çok güzel yemekler yapacağız inşallah. Balık bayağıdır yemiyorum. Zaten uzun süredir videoda atmıyorum. Balık yemeyi çok özledim. Şimdi yavaş yavaş böyle balık tuta tuta gemiler koyuna doğru geçeceğiz. Geçince de eğer balık tutarsak, hava müsaade ederse büyük balığa indireceğiz. Hani palamut, yazılı orkinos vesaire çıkarsa. Çıkmazsa da başka planlarım var. Bakacağız, onları yapacağız. Şimdi yavaş yavaş o tarafa doğru geçelim. Herkese iyi seyirler. Evet, balık tutmaya başlayabiliriz yani. Şöyle sırt çekeceğiz. Ver umut. Ver. Hazır. Bize güzel yazılılar getirsin bakalım. Güzel bir balık yakaladım. Bayağı güzel. Ne bilmiyorum. Ne ya böyle? Balon da olabilir bu arada. Yok ya, yazılı vuruşu. Ta 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 ta. Ama bir tık büyük gibi. İnşallah. Aha geldi. Üf. Çok iyi be. Gel. Gitme. Tam gelirken geldi. Kalamam oldukça sıkılı bu arada yani şeyde. Of, çok güzel bu ya. Çok iyi bu. Allah. Üf be. Renklere bak. Sakin şampuan. Çok güzel boy arkadaşlar. Bak. Boya bakın. Çok iyi. Ya bu bize ya büyük kuzuyu getirecek ya da yem olacak. İkisinden biri. Evet. Renklere bakın. Güzel, o zaman devam. Birkaç daha böyle yakalarsak en azından herhangi bir büyük balığa attığımızda kaybetme durumunda yemi. Hem yem olarak daha fazla yemimiz olur hem de yemek. Yeriz yani, niye olmasın. Şurada dursun. Çok güzel bir balık daha aldık. Evet. Evet, güzel. Gelmiyor, çok iyi. Yine aynı boy. Gel bakalım, gel. Gel reis. Evet. Be. Çok güzel bu. Çok güzel bu be. Süper. Jilet mi?
Evet, çıkaralım devam edelim artık. Evet, bir süre daha balık avladık fakat maalesef iki tane tutabildik, başka tutamadık. Olsun, ben aslında onu bile beklemiyordum. Çok kısa bir yerde balık avladık ama iki tane yakaladık. Olsun, güzel. Yarın sabaha hem yemimiz var ya da canımız yemip balık yemek isterse, mesela ben dalış yapacağım biraz ama belki balık vuramayabilirim. Vuramazsam da yine balığımız var, yine balık yiyebiliriz. O yüzden her şey gayet yolunda. Şimdi çok güzel bir koya geldik. Gemiler koyu bildiğim kadarıyla. İki kere dönüyorsunuz içeriye doğru. Hiçbir şekilde dalga almıyor. Çok iyi. Buraya yukarıdan gelinebildiği için bayağı turistler, hatta yerli turist çoğu galiba buradalar. Şurada çadırlı çadır görüyorsunuz. Orası da yolcuların dikkatini, Ebru ile Cihan kardeşimizin. Onlar da çekimdeler. Burada karşılaştık. Bir şeyler atıştıracağız daha sonra. Üst arı. Daha sonra ben dalışa doğru geçeceğim. Ne? Evet, bugün akşam yemeğinde şimdi balık tuttuk ama yarın büyük balığa onu kullanabilirim. O yüzden balığı bugün yemiyoruz. Dalışa da yarın giderim diye düşünüyorum. O yüzden bugün bulgur pilavı ve tavuk sote yapacağım. O yüzden de şimdi şöyle kaşık salatalık, salata da olacak bu arada salatamızda. Meyhane pilavı en sevdiğim. Bir de yanına tavuk sote. Üf. Üf. Allah. Her yerime döküldü. Böylece bile yiyebilirim. Çağdaş usta ev yemekleri. Pilavımız burada dinleniyor. Dinleniyor derken yani oluyor. O olurken hemen tavuk sotenin tavuklarını geçiyorum. Gece de burada kalamar avlayacağım. Bir kere geldiğimizde burada, çünkü abimle gelmiştik. Burada kalamar avlıyorlardı. Bizim de şimdi yeni tekne altı aydınlatmalarımız takıldı. Onları açacağım. Buraya toplayacağım bütün kalamarları. Ondan sonra onları toplayacağım. Sonra yakalayacağım inşallah. Olursa göreceğiz. Bu az kalan tavuğumuzu şey yapmamak için, böyle o etrafa da bulaşmasın diye hemen vakum makinamda şöyle vakumluyorum. 300 wattlık ufak bir inverter'ım var. 300 watt'a kadar olan şeyleri rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Burada da benim hani vakum makinamda 100 watt. Takalım. Bu böyle bu kadar bu kadar kesiyorsunuz. Ambalajcılarda da bunlar satılıyor zaten. Bir sürü ben aldım, 50'li 100'lü. Kullanıyorum. Şöyle hemen. Çok da şey yani, hani uzun süre şey yapabiliyorsunuz. Saklayabiliyorsunuz bunları böyle. Vakumluyor. Jilet ya. Çok keyifli.
ve bitti. Bu kadar. Jilet. Bunda böyle. Yakalayacağım işte herhangi büyük balık vesaire olursa da bu şekilde vakumlayıp buzlukta saklayabilirim yani. Çok keyifli. Şu hayatta en sevdiğim ikili olabilir yani. İlk 3-5 ikiliden bir tanesi en sevdiğim. Burada da salata var. Çok güzel oldu hepsi. Yemekleri yedikten sonra geceyi burada geçireceğiz. Çünkü hava yavaş yavaş kararıyor. Artık sabaha görüşürüz. Sabah görüşürüz. Herkese günaydınlar. Büyük balık avlamaya geldik şimdi. Yani geldiğim meraya bir geldim. Yani hayvan gibi balık yazdı altımızda. Hemen hazırlanıp atacağım. Bir de sığda yani balık. 25-30 metrelerde. Yemimiz kocaman bir palamut. Palamut diyorum. Yazılı orkunos. Şöyle ağzından. Balık elimi ne biçim boyadı ya. Evet. Balık atmaya hazır ama balık kayboldu, o yüzden şimdi atmayacağım. Bir daha yazarsa ondan sonra atacağım balığı. Birazcık derin ama çok dipte birkaç balık yazdı gibi. Yani 100 metrelerde falan ama bakalım 100 metreye bir balık görebilecek miyim? Yeme öyle bir yükseldiler ki şurada. Ama almadılar ya. Tüh. Maalesef bayağı 2 saattir falan deniyorum ama herhangi bir ne vuruş aldım ne bir şey aldım. İlk gördüğüm balıktan sonra bir daha iri balık göremedim maalesef. O yüzden yavaş yavaş böyle Kelebekler Vadisi'ne doğru gidiyorum. Öyle yavaş yavaş balık avlaya avlaya gideceğim. Çok güzel bir yazılı yapıştırdım galiba. Çok iyi. Evet, bana yüz, bana. Bana yüz, bana. Komple bana yüzüyor. Döndü. Aa, bıraktı. Hayır, bırakmamış. Çok iyi.
ya. Yoruldum. Çok güzel boy ya. Çok iyi boy. Aa, attı. Şuna bakın arkadaşlar, dev gibi ya. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Çok güzel. Evet, çok güzel boy bir tane yazılı aldık. Devam almışken. Şöyle bir şey var. Bunu yiyebilirim. Ama sanki yemesem daha iyi. Çünkü biraz küçük. Bir de yazılı orkinosumuz var. Yani bilmiyorum, başka hani balık, yazılı orkinos çok sevmiyorum ama başka balık yakalayabilir miyim bilmiyorum ama yine de bunu salacağım. Pek etik gelmedi bana yani. O yüzden salıyorum. Güle güle. Evet, Kelebekler Vadisi'ne geldik ama inanılmaz bir kalabalık var, inanılmaz bir gürültü var. Benim hiç sevmediğim şeyler yani. Zaten öyle yerlerde hiç durmuyorum. O yüzden yani bir akya sürüsü gördüm, ona attım, bir daha bir tane yakaladım, saldım. Ama burada durmak böyle benim başımı ağrıtıyor. O yüzden şimdi biraz daha böyle sakin yerlere gideceğiz. Öyle. O kadar. Çok zor ya çıkmayı. Şöyle tuttuğumuz balıkları bir göstereyim. Çok güzel. 3 tane yazılı aldık. 2 gündür. Şu falan bayağı 1,5 kilo. Belki daha fazla var. Bayağı büyük. Bilmiyorum, görünüyor mu yeterince. Şimdi bunların hepsini yiyemeyeceğiz. O yüzden de temizi filetolarını çıkartacağız. Ya da belki takoz keseriz. Küçükten başlayalım olmazsa ya. Geldiler. Oğlum, size gerçekten dünyanın en iyi arı kaçırma şeysini göstermek istiyorum. Sinko.
Neyse koparıyor şimdi gidiyor. Şöyle yaptığın zaman dünyanın en uzak noktasına kaçıyorlar. Gayret. Evet. Oğlum. Mısır ununu yaparken şöyle poşetleri, poşet aldık yani. Poşetleri şöyle atıp takozlarımızı ve filetolarımızı şöyle kapatıyoruz. Çıt çıtlı bunlar. Kapattıktan sonra içeride döndürüyoruz artık bunları. Şöyle 10 numara. Bunun içinde kalabilir. Hem koku yapmaz şimdi. Arıları da çekmez. Al. Hücum, Allah. En çok da kendimden, enden gibi. Takozlarımız hazır. Of ne güzel koktu ya. Bu ilk balığı atar atmaz ki koku çok güzel ya. Kanser yiyeceğim şimdi orada. Evet, balığımız hazır. Balığımız, salatamız. Şöyle efsane güzel bir salata. Ve çıtır çıtır bir balık. Ya yazılı orkinosu aslında normalde çok sevmiyorum. Sevmiyordum ama şimdi tadına baktım. Çok güzel yani, bilmiyorum. Bazen güzel geliyor, bazen ne hikmetse. Çok güzel gelmiyor ha. Mesela şu an çok güzel. Belki de ortamdan, mekandan ötürüdür, bilmiyorum. Öyle şimdi yiyeceğiz bunu artık sabah kalkınca. Ne yapacağız bakalım. Bugün denizdeki ikinci günümüz. Üçüncü güne giriyoruz. Bakalım yarın neler olacak. Artık sabah görüşürüz. Kalktık ve hava durumuna baktık. Yani bayağı kötü bir fırtına geliyor. O yüzden herkes dönüşteydi. Biz de onların peşine takıldık ve döndük. Tekneyi çıkaracağız 2 gün kadar. Gerçekten çok kötü bir fırtına var burada. 2 gün sonra Göcek tarafına geçeceğiz. Bir
aksilik çıkmazsa. O yüzden şu an mecburen çıkışa doğru gidiyoruz. Tekneyi çıkaracağız. 2 gün bakacağız bir çaresine. Ondan sonra da Göcek tarafına geçeceğiz. Yani bir sonraki videomuz inşallah bir aksilik çıkmazsa Göcek'ten olacak. Çok güzel Göcek zaten biliyorsunuz. Şimdi tekneyi çıkaralım. Ondan sonra vedalaşalım. Gördüğünüz üzere birçok kişi de sormuştu Duster'la bu tekneyi rahatça çekebiliyor musun diye. 4x4'ü almadım bile. Direkt rahatça çekti. Daha dik ve toprak olan yerlerde 4x4'ü açıyorum. Onun dışında 4x2'de bile rahatça çekiyor böyle sert zeminde. Öyle artık bugünlük de bu kadar olsun. Bu videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.